Evet, biraz şeyle ilgili tasavvufla veya aklınıza takılmış bu türlü bir şeylerle ilgili bir soru sorun hiç olmazsa öyle bir sohbet başlatalım. Şimdi olayları değiştirmek istediğimiz zaman dışarıdaki bir olayı değiştirmek istiyoruz. Ama değiştirmemiz gereken bizdeki bir şey. Yani biz kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Kendimizdeki bir şeyin değişmesi, kabulü veya başka bir hale gelmesi gerekiyor. Ve gerçekten değişmiyorsa, bunun bizim değişmesiye olan direncimizden dolayı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki, tasavvuf öğretisi sizce nedir? Burada da arkadaşlarımız var şimdi beraber. Yani diğer öğretilerden farkı nedir? Yani neden tasavvuf? Tasavvuf size neyi gösteriyor? Yani neyi anlatıyor? Ama bana şunu söyleyin o zaman. Yani tasavvuf ne anlatıyor? Yani tasavvuf ne söylüyor? Ben şöyle bir şey. Ben mesela şimdi bir sürü insanlar şunu duyuyorum. Anlık kendi sıkıntılarının geçmesini istiyor. Yani ben diyelim ki bir hasta oldum. Benim hastalığım iyileşsin. Ben işte benim bir problemim var. O problemim çözülsün. Tamam çözülsün. Nasıl? Nasıl bana anlatın bir. Aslında yani benim kendim tasavvufla nasıl tanıştım? Benim için orası bir cevap gibi. Aslında bu beşer sisteminden sıkılıp ve gına geldiğim zaman asıl bir soru çıkıyor. Yani ben kimim? Burada ne yapacaktım gibi Tamam, bir ben kimim, burada ne yapacaktım diye bir hakiki soru bir şey çıkıyor. oluyor. Doğru. Yani bunu aslında çok hani bir dakika deyip sormuyorsun ama içsel bir böyle bir arayışın oluyor. Yani ne vardı burada ya? Hakikaten yani benim öyle olmuştu. Ve tasavvuf benim hiç bildiğim bir alan da değildi. İlgilendiğim bir alan da değildi. Hiçbir şekilde yani. Çok genel böyle bir iki duymuşum. Bir tek aşk kitabını okumuştum. Yani oradan Şems'te ve Mevlana'nın hani hikayesini oradan biliyorum. Ve ben de böyle bir arayış, bir soru olduğu zaman hakiki bir şekilde Allah da diyor ki ben bilinmekliğin gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi istedim. Allah da böyle bir şey söylüyor. Şimdi bunun ikisinin aynı noktaya da buluştuğu yer tasavvuf bence. Senin böyle bir sorun varsa Allah da bilinmek istiyor. Ve muhabbetle muhabbet ettim, Muhammed oldu diyor. Yani senin bu bilince girişin tasavvuf aslında. Bu bir yolculuk ve bu yolculuğu da bu yolu, bu soruyu daha önce sormuş, bunu yaşamış, bunun ilmini bilen, aşkını bilen, o Muhammed'i şuuru kendinde zuhura getirmiş bir kişi seni buluveriyor. Aslında yani bu hiç böyle hani sordum gelmedi bilmem ne falan ben bunlara hiç hakikaten yanında bitiveriyor ve aslında ben böyle bir şey aramadım ya o zaman ben bir tasavvufla ilgileneyim bakayım neymiş falan da demedim yani hiç öyle bir şeyim de yoktu. Ama bu boyutun bence ya beşer olarak devam edeceksin normal Allah senin zannında bir şey olacak ve sen o Allah'a göre alacağım vereceğim. Sıkınacaksın, sıkınacaksın, bir şeyler yaşayacaksın. Ya Çünkü da öyle bir ilah olacak çünkü orada. herkesin zaten bir kafasında tahayyül ettiği bir Allah'ı var. Ve bu hiç ben kimsenin ortak olduğunu düşünmüyorum. Genel bir kabul var ama herkesin zannında bir şey var. Onu Allah kabul etmiş. Onu da o biliyor aslında. Yani kiminkine baksan farklı bir şey bence. Kimisininki sevici, kimisininki cezalandırıcı. Kimisininki öyle kim. Ya benim de öyle bir şeydi. Ben böyle bir yani bir şey tasvir etmiyordum ama çok uzaklarda bir yerlerde beni her an gören, beni evet yapıp ettiklerime göre bana ceza veren, memnun olan ve bu bedeni bıraktığım zaman da beni işte cennete ya da cehenneme sokacak bir güç, bir yaratıcı
yaptı. Tasavvuf bunun hiç öyle uzakta olmadığını, bir insanla yaşama yolculuğu ve olma yolculuğu bence. Bu yani yaşanan bir ilim, dolu dolu her an yaşanan bir şey tasavvuf. Yani bir şey, sana birisi bunu, bir insan söylüyor. Geliyor diyor ki bak bir dakika, eğer sen bu yola talipsen ve çok sıkıldıysan artık, gerçekten beşerin ötesinde bir yolculuğa çıkmak istiyorsan ve insan o, yani kendini insan sıfatına yaklaştırmak istiyorsan bunu sen yapacaksın, evet. Ama bunun bir yöntemi var. O zaman bunu yapanla yürürsün. O ne derse bu tarafa eğilirsin, bükülürsün, anlarsın, anlamazsın ve onun alanında yetişirsin. Bence tasavvuf böyle bir şey. Hakiki bir insanla yola çıkma. Peki, yani. Şimdi demek ki beşeri sistemler bize bir şey dayattı. Doğru mu? Veya bir şey zannettik. Doğru mu? Allah'ı da yaratıcıyı da uzakta bir yerde bir şey zannettik. Ve bundan bir gına geldiği vakit biz başka bir sistem yok mu? Biz başka bir şey yok mu? Bu nasıl bir şey demeye başladık mı? Doğru mu? Evet. Peki. Şimdi peki bunu söylemeye başladığımız zaman birinden hareket etmeye başladığımız zaman, o birinden hareket etmeye başladığımız zaman sen bir şey olur olmaz dedin, niye olmasın mı dedi, nasıl olabilir mi dedi. Peki neden böyle söyledi? Neden? Neden yani mesela diyelim ki sen bir yolda hareket etmeye başladın ve beşeri sistemin ötesine geçilebilir'i duydun bir şekilde. Yani beşeri algının ötesine geçebilirim. Peki, beşeri algının ötesine geçebilmek için bir yolculuk yapıyorsun? O anlık istediğinin olması için mi bir yolculuk yapıyorsun? Kendine vuslat etmek için mi bir yolculuk yapıyorsun? Allah'a vuslat etmek için mi? Aşkı vuslat etmek için mi? Muhabbete vuslat etmek için mi? Niçin bir yolculuk yapıyorsun? Peki bir insana vardığın vakit sana ne söylüyor? Ya benim kendi şahsımda benim böyle bir beklentim yoktu. Çünkü zaten hani bilmiyordum da böyle bir tasavvuf birisiyle yaşayayım diye bir şeyim de yoktu. Yani benim bildiğim yoktu, öyle söyleyeyim. Peki neyi fark ettin? Benim fark ettiğim, ben aşık oldum. Çünkü tamam. Bunu yaşayan bir insan çok güzel. Çok güzel yani, bunun aslında başka bir seçim. Yani kendimi oraya çekilmiş ve orada ne var sorusu. Yani çok güzel bir şey, ayrılmak istemiyorum. O neyse ben de öyle yapmak istiyorum. Benimki öyleydi. Hani... Peki. Bence bunu çok da değerli de buluyorum yani. Evet. Yani aşık olmak ve oraya doğru çekilmek doğru. Fakat sonra sende nasıl bir değişiklik oldu? Sonra alt üst oldu. bütün sistem alt üst oldu. Çünkü aslında bu geriye sarma yolculuğu. Yani çünkü ben o zamana kadar kendi bilgimle, kendi tecrübelerim ve kendi edindiğim kayıtlarla bir şey yapıyordum. Ve zaten sıkıntı yaşıyordum. Yani o bir yerde tıkanıyor sistem. Beni bir yere zaten ulaştırmadığını da gördüm. Ama gerçekten sen bana bir dakika böyle bir şey var ve bu yol böyle bir yol ve bunun bir sistemi var. Bu sistemi de hani uygularsan böyle bir şey diye teklif ettiğin zaman o zaman artık bütün ağırlıklarını terk etme vakti geliyor. Yani peki, beşeri sistemde en fazla ağırlık nerede oluyor? Beşeri sistemde. Zihin alanında. Yani. Zihin alanında. Düşünce peki, de yani. Düşüncelerde. Beşeri sistemdeki, düşüncelerdeki bu ağırlık neden kaynaklı? Hislerde ayrılık de var. Zanlardan. Ayrılık zanlığından başka? Sahiplenmekten. Sahiplenmekten başka? Suçluluktan. Başka? Yargılamaktan. Yargılamaktan. Başka? Beşeri sistem bununla mı ilgili çünkü? Yargılamak, hüküm vermek, suçluluk, ayrıyım zaten yani.
dışarıda bir Allah var, bir de ben varım. Yani bu benim için böyle bir şey. Böyle düşünce bir şey. Kalıplarında. Düşünce kalıplarında. Öğrenilmiş bir şey. Öğrenilmiş bütün her şeyden. Evet. Doğru mu? Beşeri sistem bununla alakalı. Yani bütün öğrenilmiş bilgiler. Yani ben böyle yaparsan ne diyor sana işte? Hırsızlık yaparsan hapsedip girersin. Yani, suçlusun. Bilmem ne yaparsan şöylesin. Değil mi? Böyle hükümler var bu alemde. Tabii sadece öyle değil. Mesela işte mutlu olmak için işte malın mülkün olacak, ailen olacak, iyi bir kocan olacak, çocuğun çocuk. Bunlar olursa mutlu olursun gibi. Bildirimler de var. Evet. Ama mesela ben bütün beşeri alemde sahip olabilecek bana göre her şeye sahipken neki bir boşluk hiçbiri doldurmadı. Doldurmadı. Doğru. Ancak, peki. Aynen. Eyvallah. Çünkü yani beşeri sistemde mutlu olmak için önüne konulan perspektifler, şuyun olursa, paran olursa, işte evin olursa, eşin olursa, şu olursa, bu olursa gibi önüne konulan havuç, evet, bunu elde ettiğin vakit sana o tatmini getirdi mi? Hayır. Ama sen o tatmine ulaştığın zaman içtiğin bir bardak çay sana o tatmini getirdi mi? Getirdi. Şimdi önemli olan bu farkı fark etmekle alakalı bir şey var. Peki, yani demek ki senin algında, farkındalığında bir şey değiştiği vakit her şey seni tatmin etmeye başladı. Daha önce şu olursa tatmin olurum, bu olursa tatmin olurum ama onlar olunca da tatmin olamadı. Doğru mu? Doğru. Peki, o zaman beşeri sistemin algısının, bu bir algı çünkü, yaratılan bir kolektif algı. Peki, Allah ismi seni nereye getiriyor bu beşeri sistemde ilk önce? Allah birleme, yani birleme... Birlemeden önce... Gönül alır. Kalbe getiriyor. Birlemeyi yapabilsen başka bir şey. Efendim? Kendime getiriyor. Yani Allah'ı hissetmek, yani kendimde, kendime bakıyorum orada. Yok. Bana anlatılan, beşeri sistemde anlatılan Allah bilinci, beşeri sistemdeki başka hiçbir şeyi kabul etmedi. Başka olamaz dedi. Senin önündeki havucun dışındaki başka bir şeylere bakma. Çünkü onlar seni aradığın şeye götürmeyecek. Bana dar bir perspektifi verdi. Ve oradaki Allah'la ben kavga ettim. Ben onu kabul etmedim. Yani orası bana dar geldi. Neresi dar geldi? Yani beşeri sistemde mezun olacaksın, evleneceksin, çocuk sahibi olacaksın, yazlık yapacaksın, title yapacaksın, işin olacak falan işte, yatırım yapacaksın. Böyle böyle şey olacaksın. Yükseleceksin, memnun olacaksın, huzurlu olacaksın, insanlara yardımcı olacaksın, onun dediğini yapacak gibi gibi Allah'a, Allah'ın istediği bir kul olacaksın. Şimdi ben anladım, dediğini anladım. Beşeri sistemle alakalı sormak. Fakat Allah kavramı, Allah ismi. İsmi nedir? İsmi Celal'dir. Allah ismi Celal ilk önce seni nereye getirir? Burada çok net olun istiyorum, o yüzden soruyorum. Yaratım noktasına getirir. Efendim? Yaratım noktasına getirir. Yaratım noktasına getirmez. Hayır. Her fiilin faide, her sıfatta mensup. Allah ismi, şimdi ben diyelim ki dünyaya bakıyorum, evrene bakıyorum, ne görüyorum? Hırsızlık görüyorum. Çalma çırpma görüyorum, doğru mu? İşte uyuşturucu bağımlılıklar görüyorum. Daha sonra neler görüyorum? Hani taciz, böyle. Tecavüzler. Tacizler, tecavüzler, şunlar bunlar görüyorum. Bütün olumsuzluklardan bahsediyorum. Öyle mi? Bunlar var mı? Bir platformda var mı? Var. Allah ismi bana ne yapıyor ilk önce? Sıkıştırıyor beni, darlıyor. Aslında zıkları birliyor. Yani, bütün birlemiyor hayatım. Bak birleme. Ya ben daha önce tecavüz eden birini kabul edebiliyor muyum? Etmiyorum. Allah'ı görünce ediyor muyum? Evet. Aa, işte bak bana neyi kabul ettiriyor orası? Dualite, yani
cehennemi kabul ettiriyor. Bak bunu burada net olun. Cennet, cehennem diye kavramlar varsa ilk önce negatifi kabul ettiriyor sana. İlk önce polaritenin bu ucunu kabul ettiriyor. Allah, Allah olmasa neyi kabul edeceğim ben? Neyi kabul edeceğim? Nasıl kabul edeceğim yani? Nasıl kabul edeceğim ben yani? Birinin beni paramı almış, öbürü tecavüz etmiş, öbürü dövmüş, öbürü sövmüş, bilmem ne. Ama bir kere burada net olun. Allah ismi Celal. İlk önce sana polaritenin cennet kısmını mı gösteriyor? Hayır. Tam tersini ilk önce sana, yani neyi kabul ettiriyor sana ilk önce Allah ismi? Neyi kabul etmek istemiyorsan. Neyi kabul etmek istemiyorsan, neyi görmek istemiyorsan, neye rezistansın, korkun varsa. Bu Matrix'teki bütün yazılımı sana kabul ettiriyor. Öyle mi? Sen bilmezsin, Allah bilir ve Allah da olan şey nedir? Bakıyorsun, burada savaş bitiyor, öbür tarafta başlıyor. Osmanlı'da bitiyor, Roma'da başlıyor veya Amerika'da bitiyor, öbür taraf. Bu tabırda bitiyor, başka türlüsü başlıyor. Doğru mu? Demek ki benim ilk önce bütün polariteleri kabul etmeme sebebiyet veriyor Allah ismi, doğru mu? Ben kabul edeceğim, nasıl edeceğim? Edemem ki. Ama Allah ismiyle kabul etmeye başlayabiliyor muyum? Ha, biri geliyor diyor ki her fiilin faili Allah. Demek ki sen gördüğün, görmediğin bütün fiilleri kabul etmek durumundasın. Doğru mu? Doğru. Neden doğru? Var çünkü. Yaratılmış, var, yok mu? Var. Demek ki benim şimdi var olanla mücadeleye girmem bir abesle iştigal. Oku denilen Kur'an-ı Kerim'de oku diye başlıyor. Böyle okumaya başlıyor. Bir kere Allah ismiyle, Rabbinin ismiyle oku diyor. Değil mi? Olan biteni oku. Olan biten bu beşeri sistemde aşağıların en aşağısı. Adem'i yarattık, aşağıların en aşağısı. Demek ki sen Adem'sin ve aşağıların en aşağısında bir vücut aldın. Doğru mu? Ha, bunu okuyacak mısın, okumayacak mısın? Soruyor sana. Ha, bu bilinçte buradaki beşeri sistemden çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Doğru mu? O zaman siz bunun bir cevabını kendiniz vereceksiniz. Ben bu sistemle mi hareket edeceğim? Yoksa anladım, buranın bütün esveli safilin olduğunu anladım. Bütün bu sistemin böyle bir düzenle olduğunu anladım. Ve ben bundan tanıdım, bu Matrix'i de okudum, bundan hareket etmiyorum diyeceksiniz. Başka bir sisteme geçecekmişsiniz. Siz bilirsiniz yani bunu kimse sizin için yapamaz. Şimdi Allah ismi, ismi Celal, esmaların zuhura gelmesidir ve frontal lobunuzdan her saniye işliyor. Bunu alıp kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Yani sizin her saniye frontal lobunuzdan Allah ismi esmalarıyla açığa çıkıyor. Siz derseniz ki ben en aşağıyı gördüm. Bu da bir polaritedir. Bundan mücadele etmiyorum. Yani mesela şeyde Barz'da bilmem ne, bunun bana hediyesi nedir diyorlar. Gerçekten bunun bir güzelliği vardır. Allah'ın hakikatine göre, bilinmekliğini istediğine göre. Bunu böyle yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım? Ha, ben vallahi böyle yapmadım, yaptın. Sen zaten yapılan şeyin içindesin yani. O matrikstesin yani. Öyle bir durumdasın. Öyle bir varoluş durumundasın. Ve bu bedenin de o varoluş durumuna ait bir beden. Peki, demek ki Allah sistemini tanımaya başladığınız vakit, bütün buradaki olmazlar, çıkmazlar, felaketler indinizde onaylanmayabilir. Kabul görüyor mu mecburen? Evet, görüyor. Ve o kabulden siz Allah isminin esmalarına doğru bir yolculuk yapabiliyor musunuz? Evet, yapıyorsunuz. Peki o zaman sizin kabulünüz ve kabul etmediğinize göre
zuhur ettiğini görüyor musunuz? Evet. Ha, o zaman sizin şah damarınızdan yakın olan bu sistemi fark ediyor musunuz? Fark ediyor musunuz? Yani uzakta bir Allah vardı sopasıyla bekleyen. Şimdi uzaktaki Allah sizin zihninizde oldu, indinizde oldu. Sizin yargılarınızla hareket eden bir kuvve oldu. Sizin seçimlerinizle hareket eden bir kuvve oldu. Siz nasılsanız öyle olan bir kuvve oldu. Doğru mu? Sizden ayrı bir şey değil. Bunun böyle yani uzakken, şeytan uzaklık demek, yakınlaşması, size kurbiyet demek bu da. Karip olmanız yani sizin. Yani sizin bu Allah sistemine yakın olduğunuzu fark etmeniz. Bu sistemi olduğu gibi görüp kabul edip ondan sonra siz başka bir duruma geçmeniz. Başka bir bilinç haline geçmeniz. O zaman sizin bütün bu düşüncelerin, bu matrix oluşan şey düşüncelerden oluşmuş, doğru mu? Düşünce maddesinden oluşmuş, doğru mu? Evet. Peki sizin namazınız düşüncenin ötesinde supan diye başlıyor, doğru mu? Evet. Beyond diye başlıyor, doğru mu? Demek ki bu sistem düşünceyle oluşturulmuş hiçbir sisteme bağlı değilsiniz, doğru mu? Evet. Özünüz sonsuz bir öz, doğru mu? Sonsuz bir varoluş hali ve burası ise düşünceyle ve hislerle var olmuş. Peki burası düşünceyle ve hislerle var olmuşsa düşünceyi değiştirdiğinizde buradaki varlığınızın işi de değişiyor, doğru mu? Evet. Bir kere bir Allah'la bir yaratımla birliktesiniz. İki özünüz bunlardan münezzeh, zatınız da münezzeh. Buradaki yaratıma olan katkınız, buradaki yaratımla olan ilişkiniz, buradaki yaratılmış olanla ilişkiniz, o zaman Allah ismiyle, Allah'ın boyasını da boyanmakla alakalı bir şey. Doğru mu? Yani buradaki Allah'ın sıfatlarına, Allah'ın renklerine, isimlerine istediğiniz gibi boyanabiliyorsunuz. O zaman sizin artık şunu diyebiliyor musunuz? Bu olmaz yerine. Tabii ki olabilir. Diyor musunuz? Neden olmasın? Diyor musunuz? Yani siz kendinizin gerçek varlığının, gerçek öz varlığınız çok büyük bir şey. Ben söylüyorum, bana inanmayın ama ben söylüyorum. Çok büyük. Kocaman. Yani hani bulutlar falan var ya, hepsinin ötesinde. Kapsayan bir varlığınız var. Buna şahit misiniz? O varlığınız, gerçek varlığınız, buradaki bu avatar varlığınıza bir şey yapabilir. Neden yapmasın? O Allah'la var olan, bütün oluşumlarla var olan, zatı zatından olan, sonsuz sevme kapasitesinde olan o varlığınız, gerçek varlığınız buradakine, bu bedeninize bir şey söyleyebilir mi? Söyler. Söyleyebilir. Peki buradaki kabulleriniz öyle olur böyle olmazdan buna çıkabilmeye başladığımız zaman o muazzam varoluş sisteminle ilişkimiz tamam olduğu zaman, yani Rabbimizle olan bağlantıyı fark ettiğimiz zaman, Rabbimiz Allah'la buradaki her şeyi oluşturduğunu gördüğümüz zaman ve tamam neden olmasın, çünkü böyle bir durumum var diyebilir miyiz? Bilincimiz o noktaya geldiğinde, ki bilincimiz o noktaya geliyor şimdi, beynimizin frekansını
değiştirebilir miyiz? Peki, ben size şunu söylüyorum. Beyninizin frekansını alfadan teta'ya, teta'dan delta'ya, delta'ya değiştirdiğiniz zaman bu vücut rahatlar, hemen ağrısı geçer. Oradan gamma'ya değiştirin şimdi. Yani beynimize gamma frekansını getiriyoruz. Yani gamma frekansına geldiği vakit, beynin gamma frekansına gelmesi ne demektir? Bütün hücrelerin, hepsinin beyni var. Gamma'ya gelsin diyorum ben. Ve bunu dediğim anda, bütün hücrelerim buna uymak zorunda mı? Masa, sandalye, hava dahil. Uymak zorunda. Yani benim bu bedenim, aldığım bu beden, gamma'ya, yani hipofiz bezine, epifiz değil, gönülle olan bağlantısını fark etmeye başladığı zaman, gamma, kün feyekün, ol denili dediğin zaman olan yer. Hazreti Muhammed'e sütün çıktığı nokta, hipofiz bezi. Yani tercih ettiği sütü. Peki, ben buna okey diyebilir miyim? O müthiş, müthiş varlığımla beraber. Diyebilirim. Ve buna, buradaki, bu bedenimdeki zihnim, enerji alanım buna alışabilir ve bu nöronları geliştirebilir mi? Şimdi gözümüzü bir kapatın ve hepimize, burada olan herkese, ilk önce o ruh bağlantısına geçtiğini görüyorum ve herkese şu anda gamma frekansına uyumlanıyor şu anda. Sadece nefes alıp veriyorum ve alnıma gamma yazıyorum ve hepinizin alnına ve bütün bulunduğunuz odaya kocaman bir gamma görüyorum. Bu yeterli. Bu frekansı aktive ettiğim için bütün olduğum şehir dahi gamma oluyor. Ve Türkiye ve dünya ve evren. Sadece nefes alıp veriyorum. Tekrar bulunduğum odaya geliyorum. Ve kocaman bir gamma yazısını seyrediyorum. Her bir hücreye işleyişini, bütün vücut, bu bedendeki her şeyi dönüştürdüğünü ve bütün olduğum alandaki her şeyi, birlik, beraberlik, aşk, muhabbet ve kocaman bir güzelliğe dönüştü. Gamma. Rahat rahat nefes alıp veriyorum. Bu frekans gamma ismi bütün kocaman odada bulunuyor ve bu bedene tesir ediyor. Saçlarıma, kulaklarıma, DNA'ma giriyor. Her bir zerrenin ötesinde çalışıyor.
bu frekans bedenimi bu türlü tesir ederken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün bedenim, hücrelerim bu frekansa uyumlanıyor. Etrafım, bütün oda, şehir, hepsi benimle bu frekansa uyumlanıyor. Ve içinde beni tutabilecek, rahatsız edebilecek hiçbir beşeri frekans bırakmıyor. Hepsini dönüştürüyor. Bu frekansa gelen beynim bütün rahatlığı bu bedenime sağlıyor. Bütün şifayı, her türlü. Serin mavi suların tüm beynimden vücudumun bütün hücrelerine aktığını şu anda seyrediyorum. Her bir hücreme gama dalgaları ile birlikte bütün şakralarıma yayılıyor. Ve bütün yeryüzünün en derinliğine kadar, gökyüzündeki en uzak noktaya kadar muazzam güzel ışıklı sularla yıkıyor bu bedeni. Tekrar frontal lobuma geliyorum ve gama yazıyorum. Bu frekansı bu bedene hatırlatıyorum. Orada kalmasını istiyorum. Bedenimi rahat bırakıyorum. Bu frekansa teslim ediyorum. Bu bedende olmasını istediğim neşe, gençlik, sevinç, her türlü güzellik ve bütün güzelliklere yaşama isteği şu anda hepimizle beraber.
bu keyifli istek gönlümüzden bütün aleme çağlayanlar gibi akmaya başlıyor. Bu beden bu zevke erişiyor. Bu güzelliğe erişiyor. Hiçbir türlü hasta olmasına gerek yok. Neşelenmeye, sevmeye ve rahat olmaya ve bütün güzellikleri yansıtmaya ihtiyacı var sadece. Ve gamma frekansını hatırladığı her an bunu yapıyor. Şimdi rahat hissettiysek yavaş yavaş gözümüzü açıyoruz. İyi miyiz? Çok güzel. Yaşasın. İyi miyiz? Herkes iyi mi? Eyvallah. Tabii. Sadece bunu her gün bu bedene hatırlatacağız. Bir 10 dakika. Okey? Eyvallah. bütün yani ihtiyacımız olan bütün negatifliklerden geçtik. Pozitifliklerden de geçtik. Ama hepsinin ötesindeki sevinç alanına ulaştık. Daha da neler mümkün. Aynen öyle. Eyvallah. Tabii ki. Daha dur bakalım. Hemen buna devam edeceğiz. Her gün bir 10 dakika bunu yapalım. Hatta bu Zoom'dan da izleyebiliriz bunu ve yapabiliriz. Ve bu bedene böyle bir söz söylüyoruz artık. Gerçekten. Gerçekten. Diğer şeylere ihtiyacımız bitti. Kendiliğinden zaten her tarafı iyileştiriyor kendiliğinden. Bu gamaya girdiğiniz anda kendisi çok enteresan bir şeydir. Hiçbir şey yapmanız gerek kalmadan kendi orayı halleden bir şey. Hazreti Muhammed'e ait de bir durum var orada tabii ki. Yani o en güzelini yapan biri bana göre. Evet. Şimdi zihnimizde sabotajı işi bittiyse, yani sabote etmek prosesleri bittiyse, son zamanlarda benim ilgimi şeyi çekti yine, kızıl elma konusu. Önüme geliyor çünkü. Bu kızıl elma nedir? Kızıl elma diye bir şey geliyor çünkü. Ben onu bir... Orion takım yıldızı olarak gördüm. Siz öyle yapmayın. Yani Rabbinize sorun. Türklerin hareket etme destanları buna bağlı olduğu söyleniyor. Hakikati neyse ruhumuz biliyor. Gerçekten. Hangi noktada nasıl bir hakikat olduğunu biliyor. Ama şunu söyleyeyim ki... olabilir bir planet sistemi olabilir. Güneş'in çok sevgili bir yer olduğunu biliyorum. Çok sevgili. Yani burada rastlayamayacağımız kadar çok sevgili. Yani içinde 1000 yıl kalsak daha o kadar kalmak isteyeceğimiz kadar sevgili bir yer olduğunu biliyorum. Bunu kendiniz deneyimlersiniz o zaman. Bu türlü yani hani bilgi olarak gelmesi başka, sizin orada yaşayan bedeninizle karşılaşmanız başka bir şey. Çünkü orada yaşayan
bedeniniz var. Yani bütün alemlerde, planetlerde ve şeyde. Öyle o bilgi aslında geliyor size. Yani orada var olduğunuz için. Yani buradaki varlığınıza gamada kalsın. Buradaki varlığınız, bu varlığı gamaya böyle şey yapalım, o bir kalsın orada. O ayarda bir dursun. Çünkü kendi öz varlığımız çok fazla güzelliklerden gelen bir müzik gibi, öyle diyeyim. Evet, böyle bir şey öneriyorum. Her gün bir 10 dakika gama frekansına buradaki yapılan meditasyonla birlikte girin. Orada kalın. Nefes alıp verin. Ve sonra bakalım Allah ne nasip ediyor. Önümüze bakarız. Dinlerle ilgili veya bu tür kavramlarla ilgili sormak istedikleriniz var mı? Dinler denilen diye bir şey yok. Din bir tane zaten. Öyle 10 tane din olmaz. Allah nasıl bir varoluş alanıysa dinde bir tane. Yani öyle Allah'ın dini olur. Öyle kişilerin dini olmaz. Bunun da dininde DNA'larla bir alakası var. Kabullerinizde ve zihninizde. Allah aşkına kadın kimliğinde olanlara bir şey söyleyeceğim. Erkekler, erkek cinsiyetinde olanlar şu zaman diliminde rahimiyetlerini çok güzel yaşadılar. Öyle söyleyeceğim. Yani çok güzel zuhura getirdiler. Yani potansiyellerini zuhura getirdiler. Potansiyel olan Rahman, zuhura gelmesi rahimiyet. Şimdi bu olay kadınlar cinsiyetlerine döndü. O yüzden çabuk hadi diyorum. Yani zihninizde hiçbir şey kalmasın. Ve Rahman ve Rahim ismini istediğiniz gibi kolaylıkla zuhur ettirebilme durumunuz var. Tabii ki bir şeyin dönüşmesi için nörolingüistik gibi bir dönüşüm de gerekiyor. Bu oluyor şu anda. Yani evvelden işte karı gibi gülme varken şimdi kız sen yaparsın cümlesi dolaşıyor bütün evrende. Doğru mu? İşte bu değişim böyle bir şey. Yani cinsiyetlerin yani zaman skalasındaki sizin potansiyelinizi kullanma, sizin kadın kimliğinde bunu yaparım diye geldiğiniz için de birazcık böyle daha zorlandığınız bir şey var. Ama yaparım dediniz, yani cesursunuz zaten. Bu zaman skalası bunu değiştiriyor doğrusu. Bunu fark etmeniz için. Yani Rahman denilen kuantum potansiyelden Rahim denilen zuhur ettirme. Evet, yani bunu yapabilirsiniz. Artık eski düşünceleri, eski kalıpları, olmazları bırakma zamanı çoktan geldi geçiyor. Ve neyi deneyimlemek istiyorsanız, neye olmaz dediniz, olmaz dediğiniz şeyi yapın. Öyle söyleyeceğim ben şimdi. Yapın. Yapın, görün yani ne olduğunu. Hani eyvah bu hayatta filan dediğiniz ne varsa yapın, çıkın işin içinden ve yürüyün gidin Allah aşkına. Yani oradaki bir merakınız, bir şeyiniz de kalmasın inşallah. Yani bunun tabii çok daha kolayı bizim için, ben yani mürşidim dediğim kişi vardı, iyi ki yani neden olmasın hadi diyen biriydi devamlı. Burada da böyle olabilir. Yapın. Korktuğunuz şeyin içine girin. Korkulmayacak bir şey olduğunu göreceksiniz. Allah ve Gama olarak kalın. Bakalım sizin muazzam güzelliğiniz size ne getirir. Oymuş buymuş hepsi hikaye. Boş verin. Bütün burçlar hepimizde var. Hiçbirine bakmayacağız. Bir tek Allah diyoruz. Önümüze ne gelirse ve gama frekansına bir okeyimiz var. Ondan sonra önümüze bakacağız. Neler mümkün? Eyvallah.
Zaten o zaman korktuğumuz bir şey kalmayacak ya. Hiç. Hepinizi ve kapatıyorum şimdi bu Zoom'u. Sonra konuşuruz. Özelden istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Gerçekten neler mümkün bakalım. Bütün tasavvuf korktuğunu başına getirip bir şey olmadığını görmekten ibarettir. Öpüyorum sizi.